Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız, umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, her gün aynı kanalda aynı saatte bomba haberlerle karşınızdayız. Günün öne çıkan haberleri başlıyor. Çaylarımız, viskilerimiz hazır mı? Şuradan yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Haberler gelsin. Efendim, İsrail-Filistin kavgası Türkiye'de eskisi kadar ilgi çekmiyor. İnsanlar eskisi kadar Filistinci, eskisi kadar Mescid-i Aksa'cı, eskisi kadar o savunma mekanizmasıyla hareket etmiyor. Maalesef bu birilerini rahatsız ediyor. O birileri yıllarca Mescid-i Aksa üzerinden, Filistin üzerinden, efendim buradaki Müslüman kardeşlerimize İsrail zulmediyor diyerek oy topladılar. Gelinen noktada şurada belediye seçimlerine kısa bir süre kalmış ve bakıyoruz. Yani gerçekten tuhaf. Gerçekten tuhaf. Bu zamana kadar İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu saldırılara bir bakın arkadaşlar. AKP'nin Türkiye'de seçime gittiği dönemde hep yapmış ve bunun karşılığında da Erdoğan hep İsrail'e ey demiş, katil demiş, yerden yere vurmuş. Ama belediye seçimlerine gidiyoruz. Gene aynı senaryo. Erdoğan sus pus. Çıtı çıkmıyor. Herkes tedirgin. Ne oluyor? Normalde Erdoğan'ın bağırıp çağırması lazım. Ha, bu politika güzel bir politika. Bir taraf olmayacaksın. Ama Batı ne diyor? Bir taraf olacaksın ya da ber taraf olacaksın. Ya beni seçeceksin ya onu. Biz ne diyoruz? Ilımlı gidelim. Nasıl ılımlı gidelim? Her zaman Erdoğan'ın yapmış olduğu bir taktik var. Erdoğan savaş istemiyoruz. Hepimiz kardeşiz. Ama Erdoğan'ın yanındakiler, işte Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Netanyahu'ya tweet atmış. Bir gün sen de gebereceksin. O bombalar senin üzerinden patlayacak falan filan. Troller muroller saldırıyorlar oradan buradan. İsrail'i karalama kampanyası falan. Ha, doğrudur yanlıştır orasında değil. Şimdi ama gereken ilgi yok. İlgi olmadığı zaman da bunlar rahatsız oluyorlar. Rahatsız oldukları için şimdi çıkmış kendisine siyaset uzmanı diyen Abdurrahman Uzun, AK Parti'nin trollerinden. Beyefendi, efendim bunun ırkı milliyeti yok. Kürt de olsan, Türk de olsan, Laz da olsan, Çerkez de olsan, hangi milletten olursan ol, Müslüman olduğun için Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e sahip çıkmak zorundasın. Çünkü oralar bizim. Bizim derken yani Türkiye'ye ait değil. Müslümanız ya, bizim. Tamam, tamam Sayın Abdurrahman Uzun. Madem oralar bizim, yani senin de sen de Müslümansın. O zaman bilgisayar başında oturmak, video çekip insanlara bunu anlatmak yerine harekete geçin. Siz ve sizin gibi Müslümanları sahada görelim. Alın silahınızı, gidin Filistin'e, Gazze'ye, Hamas'a katılın. Artık Kassam Tugayları mıdır, onlara katılın. İsrail'e karşı sizin olan yeri savunun. Madem sizin, yani bizim hepimizin, yapın. Yok. Biz buradan dua ederiz. Halil Konakçı'nın muhabbeti gibi. Siz gider savaşır ölürsünüz. Böyle bir şey yok. Ha, bu arada şunu da ekliyor. Efendim, şayet Araplar Osmanlı'ya, Osmanlı askerlerine zulmetmiş olsalardı, onlara zarar vermiş olsalardı, biz hiç Araplarla savaşmamışız. Bundan dolayı onlar bize zarar vermemiş. İlk önce bu ülkenin sözde sol kesimi bunu dile getirirdi. Bak, konuşuyor mu? Konuşmuyor. Arapları severmişiz. Araplar Osmanlı'ya zulmetmiş olsaydı, Osmanlı askerine. Sanki Osmanlı askeri kimin askeri? Yani bu kadar. Bu kadar sığ bir düşünce. Bu kadar ucuz bir düşünce. Dönüyorum Murat Bardakçı'ya bakıyorum. Murat Bardakçı tarihte neler yaşanmış bir anlatıyor. Hangi Arap'ın nerede Osmanlı askerlerine nasıl zulmettiğini burada paylaşabilirsem paylaşacağım. Bazen telif geliyor, paylaşamıyorum. Gidin abi bakın. Hangi Arap nerede, hangi Osmanlı askerine nasıl zulmetmiş? Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Yorumlara da yazabilirsiniz. Öyle oradan klavye delikanlılığı yapmaya gerek yok. Madem bu kadar istiyorsunuz, buyurun AKP'li arkadaşlar, sahaya çıkın. Ha, bunların derdine Mehmetçiği gönderelim. Ölürse galibanın çocuğu ölsün. İbrahim diyor ki, lütfen tarihi saptırma. Bazıları Araplaşma korkusuyla
Arapları yıllardır arkamızdan vurdu gibi bir genelleme yaparak bu millete Müslümanlarla kopması için propaganda yapıldı. Devamını okuyayım, devamı abuk subuk. Efendim, peki Şam hastanesinde karınları deşilen askerlerimizin siz böyle yok kardeşlik de şuydu buydu derken kemiklerin sızlamasını diyor ki sağdan sola çatı çatı dönüyorlar kemikleri kaldıysa. Belki kulağınızı verin, o kemik çatırtılarını duyarsınız bu mesajı yolladıktan sonra bana. Efendim gerçek gerçektir. Mesele budur. Birinci Dünya Savaşı'nda Türklere karşı bir katliam yapılmıştır Araplar tarafından. Gerçek gerçektir. Bunu o dönemdeki bütün kaynaklarda bakın kulaktan dolma kitaplar değil birinci derece kaynaklarda. Zeytin Dağı'na örnek veriyoruz. Çünkü Zeytin Dağı, yani Zeytin Dağı'nın yazarı Falih Rıfkı Atay 4. Ordu kumandanı Cemal Paşa'nın mahiyetindedir. Erdem Paşa'yı veriyoruz, kumandandır orada. Halil Paşa'yı veriyoruz, Kudüs Zaferi'ne kazanmış insandır. Yani İngiliz General Townsend'ı esir eden birliklerin kumandanıdır. Yani kalkıp da romancı Fatma Hanım'ın Fellah'ın aşkı romanlarına örnek vermiyorum ben size. Kaynakları söylüyoruz. Onun için orada can verenlerinde çatır çatır sağdan sola dönerken bir ağrı saplanıyor. O çatırtılar da inşallah kulağınızı böyle şey gibi dedim hastalığı. Ne de olsa şehit deriz olur biter. Bunların derdi bu. Bu kadar çok diyorsanız ki bizim yerimiz burası, o zaman ineceksin sahaya, gideceksin savaşacaksın. Oradan ahkam kesmeye benzemez kardeşim. Bak ne diyor bu Hamas'ın lideri? Efendim biz diyor 2 senedir diyor bu operasyonu yapacaktık. Bu saldırıyı gerçekleştirecektik 2 senedir. Ve 2 senedir İsrail bunu duymamış, bilmemiş. Biz 2023 yılındayız. Hadi 2023'ü boş ver. 2022-2021. Netanyahu ne zaman mecliste Hamas'ı destekliyor? 2019'un sonuna doğru. 2019'un sonuna doğru Netanyahu kendi meclisinde İsrail'de diyor ki biz diyor Hamas'ı destekleyelim. Hamas'ı desteklersek diyor Filistin diyor orada diyor devlet kuramaz diyor. 2020'de Netanyahu Hamasçı, 2021'de Hamas Netanyahu'yu indirmek, işte İsrail'i yerle bir etmek için operasyonun fitilini ateşlemiş. Ve kimse bilmiyormuş, üst akıl bu zamana kadar getirmişler ve 2 yılın sonunda da önce İran'a sonra işte Filistin'deki belli bir kesime haber vermişler. En sonunda Türklere haber verdik diyor. Haberde ne yazıyorsa onu okuyorum. Türklere haber verdik. Allah Allah. Neyin haberini verdiniz? Biz saldırıyoruz. Ya bunu daha önce söylemiştim size. Mursi'nin muhabbeti vardı ya Mısır'da. Birileri biz arkandayız yürü demişti. Ondan sonra da tekmeyi vurup indirmişlerdi. Aynı o geldi aklıma. İran'a söyledik, Filistinlilere söyledik, Hizbullah'a söyledik, onu da koymuş. Bir de Türkleri bilgilendirdik. Yani herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyin farkında. Ama sanki bu saldırı ani olmuş ve İsrail gafil avlanmış. Yersen, yedin mi? Afiyet olsun. Efendim, UFO sana ne oldu lan? Neyse. Efendim, Müslümanlar maalesef teharet almıyorlar tuvaletten çıktıktan sonra. Çok özür diliyorum. Tabii teharet almadıkları için de evli olanlar hakeza ailelerinde huzur yok. Ya da teharet almayı bilmiyorlar diyelim. Çünkü eşleri onların donlarını yıkadığı zaman iç çamaşırlarında görmüş oldukları o lekeden rahatsız oluyorlar. Hocamızı arayıp veya ona mesaj atıp hocam ya siz hiç bu erkeklere teharet almayı öğretmiyor musunuz ya? Bunların iç çamaşırları pis ya diyerek tepki gösteriyor. Yani şimdi arkadaşlar hoca teharet almayı anlatıyor. Kıçınızdan gırç 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 ses gelene kadar kıçınızı yıkayacaksınız diyor. Şimdi hocam, şimdi bir kadın, tamam mı? Evlisin, eşine teharet alınmasını anlatmıyor mu? Söylemiyor mu? Ya bu böyle olmaz demiyor mu? Hı? Bu böyle olmaz demiyor mu yani? Yani bir kadın eşine ya bey, herif,
evimin direği artık ne diyorsa, yani götün yıka veya işte düzgün yıka demiyor mu yani? Bu nasıl bir mantıktır ki bunu eşine söyleyemiyor ama sana mesaj atıp sana söylüyor? Eşine söylese problem yok, hallolacak bir mevzu, ama sana söylüyor, sen de bunu kürsüde anlatıyorsun. Özür dilerim, affınıza sığınırım. Ya hocam, siz bu erkeklere taharet nasıl alınıyor öğretmiyor musunuz sohbetlerinizde? Ya bizim erkeklerin donundan leş gibi lekeler çıkıyor diyor. Ya çok özür dilerim arkadaşlar, ben bunları konuşmak zorundayım yani. Ümmeti Muhammed'in hanesinde huzur olsun istiyorum ben kardeşlerimde. Babamız Fatih Camisi'nin kürsüsünde Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi açık açık anlatırdı. Evladım derdi, bir kişi büyük abdestinden özellikle temizleneceği zaman, taharet alacağı zaman bir bardağı yıkarsınız, artık son merhalede gırt 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 diye ses gelir temizlikten. Bardak o kadar temiz olmuştur ki artık gırt gırt ses gelir. Hah, öyle insanın dübüründen gırt gırt ses gelene kadar insan taharetlenmeye devam edecek derdi Ali Haydar Baba. Ali Haydar Efendi, Mahmud Efendi'nin şeyhi, direkt anlatırmış falan. Ya tamam, eyvallah, temizlik eğitimi şart. Buna ben bir şey demiyorum da. Yani bunu bir kadının özellikle arayıp hocaya söylemesi, hocadan yardım alması, hocam siz anlatın demesi de, ne bileyim, gerçekten tuhaf be. Gerçekten tuhaf yani. Bana mantıklı gelmedi. Ama hocam anlatmış arkadaşlar, haberiniz olsun. Ne yapıyoruz? Gırç 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 sesi gelene kadar yıkıyoruz. Ya ne sohbet sohbet, ne din din, ne iman iman. Her şeyimiz çok kötü be. AKP'li arkadaşlar, müjde, İstanbul'u kazandınız. Daha seçim gelmeden, sandık gelmeden bunu net bir şekilde söylüyoruz. Ankara sallantıda. Belki Ankara'yı da tekrardan geri alabilirsiniz. Neyden bahsediyoruz? Bu CHP'li Cemal Can Polat'ın kongrede söylemiş olduğu sözlerden bahsediyoruz. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na diyor ki, CHP'lileri diyor İBB'ye işe almıyor. CHP'liler de İYİ Partiliymiş gibi davranıp işe giriyor. Sonra belediye başkanı olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. Cumhuriyet Halk Partililerin başka partiler üzerinde işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Bunu söylüyor. Bunu İsmail Saymaz da anlatıyor. Sözcü TV'de olması lazım. Şimdi arkadaşlar, bu bir suçtur. Ve CHP'li Cemal Can Polat diyor ki, Ekrem İmamoğlu suçludur. Lütfen gerekeni yapın ve bunu partiden atın. Tabii yarın öbürsü gün Ekrem İmamoğlu CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa ne olacak? Ne olacak? Dönüp Kemal Kılıçdaroğlu'na, senin kongrede desteklediğin aday çıktı Ekrem İmamoğlu'na, dedi ki sen CHP'lileri işe almıyorsun, CHP'liler de mecbur İYİ Partili olup işe giriyor. Ve sen utanmadan, ey Kemal Kılıçdaroğlu, bu adamı tekrardan aday yapıyorsun. Aday yapmamak için, yani muhtemelen hani siyasi kariyeri bitmedi, bir mahkeme muhabbeti var ya, buradan Kılıçdaroğlu ve ekibi Ekrem İmamoğlu'nun ipini çekemedi, olmadı. Bundan ya güçleri yetmedi buna. Bari buradan vuralım mı dediler. Fikir yürütüyorum. Buradan vuralım. Buradan vuralım yani. Ona göre de ne yapalım? Ekrem'in halkın gözünde oy potansiyeli düşsün. Biz İstanbul'u kaybedelim. Gidelim Erdoğan'a İstanbul'u verelim, hediye edelim. Aynı normal seçimlerde olduğu gibi. 190 bin sandığın 130 bininden belge gelmiş, 50 bin, 60 bin, 70 bin sandıktan, belki daha fazla sandıktan ıslak imzalı belge alamamış.
Ve bunu açık bir şekilde söylüyor. Alamadık diyor, ne yapalım diyor. Ve bu saatten sonra kalk sen bu zihniyete güven ve git gönül rahatlığıyla oy ver. Olmaz kardeşim. Olmaz. Ve bunu alıyor Erdoğan. Ne yapıyor? Konuşmasında Cemal Can Polat'ın söylediklerini, bak bunları yapmışlar diyor İstanbul'da. Bak böyle böyleler bunlar diyor. Ve bunun üzerinden İYİ Parti'ye vuruyor. Ve İYİ Parti'ye de diyor ki gel yanıma. Gel yanıma, ittifak kuralım. Ha burada bu olayı şöyle değerlendirelim. Zaten İYİ Parti tüm şehirlerde, tüm belediyelerde kendi adayımızı çıkartacağız dedi. Zaten böylelikle AKP'nin ekmeğine yağ sürdü. Şu anda kalkıp Erdoğan'la aynı masaya oturmasa bile Meral Akşener Erdoğan'la ittifak yapmış durumda. Ya çünkü Ekrem'in veya muhalefetin herhangi bir adayının kazanabilmesi için İYİ Parti'nin oyuna da ihtiyacı var. Nasıl olacak bu? Yani bunun illa bir resmiyete dökülmesi, altılı masa gibi bir masanın etrafında toplanılması gerekmiyor ki. Ha, diğer açıdan düşündüğümüzde acaba Cemal Can Polat'ın dedikleri doğru mu? Doğru mu? Evet. Ona da bakmamız lazım. Çünkü salondakiler ya avuçları patlarcasına alkışlıyordu. Acaba doğru mu? Bir de o açıdan bakalım. Sayın İsmail Saymaz. Ya doğruysa? Efendim, Gazze bizim kırmızı çizgimizdir diyenler, onlar Müslüman kardeşlerimiz diyenler, Müslüman Müslümanın yanındadır diyenler, Gazze için sokaklarda konvoy oluşturup ellerine almış oldukları bayraklarla tekbir getiren zihniyetler ve kendilerine tırnak içinde Müslüman diyenler, kendi ülkelerinde Türkiye'de kendi gibi Müslüman olanlara, namaz kılanlara zulmediliyor. Aynı Allah'a inandıkları, bir zaman komşu oldukları, alışveriş yaptıkları insanlara zulmediliyor. Suçsuz günahsız çoluğa çocuğa zulmediliyor. İnsanlar açlığa mahkum ediliyor, görmüyorlar. Görmek istemiyorlar. Onların Müslümanlığı dışarıdakine. İçerideki Müslümana her türlü zulmü yapıyor. İçerideki Müslümanın başına her şeyi getiriyor. Her kulbu takıyor. İçerideki Müslümanı terörist ilan ediyor. Ama dışarıdaki Müslümana benim kardeşim diyor. Siyasal İslam, yobaz dindarlar, işte budur sonuç. Yusuf Kerim 3-4 gün önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. 6-7 yaşında kanser hastasıydı. Bir şekilde sosyal medyadan destek geldi. Annesi cezaevinden çıkartıldı. Cezaevinden çıkartıldı. Yusuf Kerim'in son saatlerinde yanında oldu. Şimdi tekrardan cezaevine gönderilecek. Niye? Suçlu. Bankaya para yatırmış. Zaman gazetesi almış. Burs vermiş. Veya dün AKP'lilerin çocuklarını verdiği, okuttukları dershanede çalışmış. Ne suçu olabilir bu kadın? Bu kadının ne suçu olabilir? Ha? Eline silah alıp kafanıza mı sığmış? Çoluğunuza çocuğunuza tecavüz mü etmiş lan? Bu kadının ne suçu olabilir? Bu kadın ve bu kadın gibilerin ne suçu olabilir? Suç yok. Ama bize suç lazım. Uydurun. Kırın kapıyı, girin arkadan göndeririz. Diyen adamların yönettiği ülke, Gazze'liye ağlayan, Filistinli'ye gözyaşı döken, onlar için konvoy oluşturup sokak sokak gezen zihniyetler kendi ülkelerinde yaşananı görmüyor. Görmek istemiyor. Bunun adına da Müslümanlık deniyor. Ne Müslümanlığı kardeşim? Ne Müslümanlığı? Ondan sonra sokak röportajında dayım konuşuyor. Allah bizi affetsin, ben böyle olacağını bilmiyordum. Bakın ben, gördüğünüz adam var ya, iyi bakın bana. Ben AK Parti'nin en koyusu, en fanatiğidir. Nefret ediyorum şu anda. Biz zalim olsunlar diye oy vermedik. O oy da benim de günahımı alam, Allah affetsin bizi. Biz bilseydik vermezdik. Bak AK Parti geldi, ne dedim biliyor musun? Allah'ım dedim, İslam kazandı dedim. Şükür dedim. Yanlış görmüşüm. Allah seni niye affediyor lan? Seni niye affediyor Allah? O Allah eğer seni affederse. Şimdi bak, bayramlık ağzımı açtırma. Tamam mı? Allah kitap, dümdüz gitmeyelim. Tamam mı?
Allah seni affederse iş orada değişir zaten. Öyle bir şey yok. Bunların başına ne geldiyse aynısı sizin başınıza gelecek. Madem o Allah'ın adaleti var, adaleti gösterecek bize. Bunların çoluğunun çocuğunun başına ne geldiyse aynısı senin çoluğunun çocuğunun başına gelecek. Madem Allah'ın adaleti var, göreceğiz o adaleti. Ha? İnanmaya geldiği zaman inanıyoruz. 5 vakit huzuruna çıkıyoruz, el açıp yardım istiyoruz. Madem onun adaleti var, adaletini gösterecek. Bitti. Zulmet, 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 zulmet. Ondan sonra dön hiçbir şey olmamış gibi hareket et. Git elin Müslümanına ağla. Senden bilmem kaç milyon metrekare öbür taraftaki Müslümanı ağla. Kendi insanına zulmedildiği zaman kulağını tıka. Buna da Müslümanlık de. Bunlar insanı dinsiz imansız yapar. Bunlar insanı dinsiz imansız yapar. Tamam? Yani bunlara bakıp Müslüman olan varsa bilmiyorum yani. Aklından şüphe ederim gerçekten. Bunlara bakıp Müslüman olanın aklından şüphe ederim. Başka da bir şey değil. Efendim İsrail-Filistin savaşı yavaş yavaş Türkiye'ye doğru geliyor. Belki savaş gelmiyor ama savaştan kaçanlar geliyor. Nereye gidecek? Benim anlamadığım tüm dünyada dalga konusu olmuş. Bir yerde savaş varsa herkes Türkiye'ye gidiyor. Yani ya bunu paylaşıp dalga geçiyorlar ya. Bunu paylaşıp dalga geçiyorlar. Ne var bu ülkede kardeşim? Niye gidiyorsunuz? Yani kendi insanının çekmiş olduğu sıkıntılar ortada. Kendi insanla yapmış olduğu muamele ortada. Ülkedeki hukuksuzluk, adaletsizliğin durumu ortada. Bak. Metin Külüng'ün karşısına Babala TV'de çocuğun biri çıktı ne dedi? Dün bir takipçim göndermiş. Daha önce de izlemiştim de. Tabi paylaşamıyoruz videoyu teliften dolayı. Ben dedi üniversitedeyken, üniversitem, Bankasya ile anlaşmalı diye yemekhaneden yemek yiyebilmek için Bankasya'dan kart çıkardım. Ne para koydum, ne de alışveriş yaptım. Ama askere gittiğimde dosyamda Bankasya'da hesabı vardır diye bir kara leke vardı. Erdoğan o bankayı açtı. Erdoğan'ın hesabında o kara leke var mı diyor. Tamam mı? Bak kendi insanına, kendi açmış olduğu bankadan dolayı dosyasına işaret koyan, bu mimlidir diyen zihniyetin ülkesine geliyorsun. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Ha diyeceksin ki başımda bombalar patlıyor kardeşim. Ölmektense geleyim ben burada da yaşarım. Eyvallah. Git yaşa yani. Git yaşa. Yarın öbürsü gün Türkiye'de adalet konusunda başına bir şey geldiği zaman da ağlamak yok. Bugün Suriye'yi bombalamış. Şam, Halep havaalanlarını bombalamış İsrail. Niye? Olur da şeye destek olurlar diye. Filistin'e destek olurlar diye mi? Yoksa bir nevi Suriye'yi, Rusya'yı, onun yanında İran'ı da savaşa çekeriz. Hep beraber şöyle Orta Doğu manzaralı bir felaketi ortaya çıkartırız. Oradan da 3. Dünya Savaşı gelir. Alır başını gider. Şimdi şu anlayışı da sevmiyorum. Ya baba işte Amerika'nın Filistin'de ne işi var? İsrail'de ne işi var? Uçak gemisini gönderiyor. Ya o Amerika kardeşim. Amerika. O Amerika. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Kardeşim bırakın bu masalları, bu hayal dünyasında yaşamayı. Biz Türkiye'yiz, biz şuyuz, biz buyuz. Sen borç batağında bir ülkesin. Bir tweetle doları fırlatılan bir ülkesin. Aptal olma diye mektup yazılıp kendi cumhurbaşkanına karşılık veremeyen bir ülkesin. Sen nesin yani? Neyinden bahsediyorsun? Allah aşkına ya. Mememe vurdum yanlışlıkla. Memem üzgün. Ya birazcık akıllı olmak lazım ya. Hayal dünyasında yaşıyorlar. Siyasetçilerin zamanında gazladılar bu milleti. Hala olmadı. O yok artık, yok. Samanı bile yurt dışından alıyorsun oğlum. Samanı bile yurt dışından alıyorsun. Neyin kafasını yaşıyorsun? Hiçbir şey yapmasa. Amerika dese ki Türkiye'ye mal vermeyeceksiniz kardeşim. O suruğunuzu kor düğüm ederim. Ne olacak? 2 gün açlıktan ölürsünüz lan. Zaten açlıktan ölüyorsunuz.
Aldığınız maaş yetmiyor. 2 gün açlıktan ölürsünüz. Bunu diyen terörist oluyor. Bunu diyen vatan haini oluyor. Ya görünüyor işte ortada yani. Kendini Amerika ile kıyaslıyorsun. Ondan sonra da gidiyorsun Amerika'ya gökdelen dikiyorsun. Sonra gidiyorsun Biden'la ayaküstü konuştun diye övünüyorsun. Ya ayaküstü konuştuk falan. Ya sen dünyanın en büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan'sın ya. Kim oğlum o lan? 90 yaşındaki moruk lan o. He? Onunla ayaküstü 2 kelime etmiş diye adam övüne övüne anlatıyor ya. Ondan sonra da diyor ki biz dünyanın süper gücüyüz. Biz dünyayı titretiyoruz. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Ha bu arada efendim bu Biran Polat'la ilgili de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Konu konuyu açtı. Yani bilmiyorum İsrail-Filistin savaşından Dilan Polat'a nasıl bir geçiş oldu. Naylon fatura muhabbetleri falan varmış arkadaşlar. 500 milyon gibi rakamlardan bahsediliyor. Bunun sonu yani maalesef üzülerek söylüyorum hiç iyi bitmeyecek. Hiç iyi bitmeyecek. Ah, naylon fatura muhabbetinden dolayı cezaevine giren var mı? Allah Allah, düşündüm.